Spor'un not defterine hoş geldiniz değerli izleyiciler. Gündem maddeleriyle başlayalım. Fenerbahçe'de transfer gündemi sıcak. Sarı lacivertler Chelsea'den Victor Moses'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Nijeryalı futbolcu bu sabaha karşı İstanbul'a geldi. Galatasaray'da transfer görüşmelerini yürüten Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü. Alan ve Pato ile ilgili görüşen Albayrak'ın açıklamalarını Spor'un not defterinde ekrana getireceğiz. Premier Lig ekiplerinden Chelsea forvet hattını güçlendirdi. Londra ekibi Juventus'tan Gonzalo Higuain'i kadrosuna kattı ve tabii ki gündemde basketbol da var. Euroleague'de Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes. Bu akşam parkeye çıkacak sarı lacivertler Olympiakos'u konuk edecek. Anadolu Efes ise son şampiyon Real Madrid karşısında galibiyet arayacak. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı hedeflediği Nijeryalı futbolcu Victor Moses İstanbul'a geldi. Anlaşma sağlanırsa Moses 1,5 yıl boyunca sarı lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe transferde önemli bir hamle yaptı. Sezon başında yaptığı transferlerle istediği başarıyı elde edemeyen ve kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'ı İstanbul'a getirdi. Özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen tecrübeli futbolcu, gece saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Moses, transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa sarı lacivertli formayı 1,5 yıllığına kiralık olarak giyecek. 2012'den beri Chelsea'nin sözleşmeli futbolcusu olan Victor Moses, bu sezon mavilerde çok fazla forma şansı bulamadı ve sadece 6 maçta görev aldı. Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları oynanıyor. Fenerbahçe ile Ümraniyespor bugün rövanş maçında karşılaşacak. İlk maçını 1-0 kaybeden sarı lacivertli ekip tur atlamak için 2 farklı kazanmak zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek. Ümraniyespor galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu bir farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Elif Elmas, sakatlıkları süren Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin bu maçta yok. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Fenerbahçe taraftarı maça alınmayacak. Galatasaray'da transfer çalışmaları için yurt dışına giden Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü. Kulübün ikinci başkanı Alan ve Pato ile yaptığı görüşmeleri havalimanında anlattı. Alan 10 numara bir insan. Alan %100 kafasına Galatasaray'ı koymuş. Galatasaray Alan geometrisinin elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu kadar basit. Galatasaray'daki transfer çalışmalarını birkaç gündür yurt dışında bulunan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak anlattı. İstanbul'a dönüşünde soruları yanıtlayan Albayrak, Alan transferi için beklemede olduklarını söyledi. Alan'la çok öncelerden kendisiyle anlaştık, kulübüyle anlaştık. Aramızda pazarlık yapılacak hiçbir şey söz konusu değil. Her şey yolunda gidiyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Alan gelmek için eline gelen her şeyi yapıyor. Abdurrahim Albayrak, Tianjin Kuanchan'da forma giyen Brezilyalı forvet Pato ile görüştüklerini de açıkladı. Futbolcudan bir saat baş başa görüştük. Kendi yöneticileriyle beraber görüştük. Hem kulübüne hem Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kendi kulübüyle içindeki bir asabi olduğunu, onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani her şey çok güzel gidiyor. Albayrak'tan dakikalar önce ise Galatasaray Kulübü'nden bir açıklama geldi. Metinde umulmadık bariyerler ifadesi dikkat çekti. Galatasaray camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız tüm hızıyla çeşitli platformlarda devam etmektedir. Bu süreçte karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır. Abdurrahim Albayrak, 10 isimle görüştüklerini, birkaç transferi kısa süre içinde açıklayacaklarını sözlerine ekledi. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bordo Mavililer, Balıkesir, Baltok'u kupanın dışına itti. Son olarak Spor Toto Süper Lig'de lig lideri Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 4-2 mağlup olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda moral buldu. Eşleşmenin ilk maçını Trabzon'da 1-2-1 kazanan Bordo Mavili takım, Balıkesir'de konuk olduğu Balıkesir Spor Balto'yu 3-1 mağlup etti ve toplamda 5-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Trabzonspor'un gollerini 32'de Filip Novak'la, 59 ve 87. dakikalarda Abdülkadir parmak attı. Balıkesirspor Balto'nun tek golü 34'te Steve Belek'ten geldi. Teknik direktör ve eski milli futbolcu Oğuz Çetin bundan böyle milli takımlar için çalışacak. Çetin alt yaş gruplarının başına getirildi. Futbol Federasyonu Oğuz Çetin'in genç milli takımlar ve futbol gelişim direktörlüğü koordinatörü görevine getirildiğini duyurdu. Çetin 2005-2011 yılları arasında milli takımda önce Fatih Terim'in sonra da Hulsi Hiddink'in yardımcılığını yapmıştı. Futbolculuk kariyerine Sakaryaspor'da başlayan Oğuz Çetin 1988-1996 yılları arasında efsaneleştiği Fenerbahçe'de görev yaptı. Daha sonra İstanbulspor ve Adanaspor formaları giydi. Fransa Ligi takımlarından Marsilya forvet hattını Mario Balotelli ile güçlendirdi. Marsilya, Mario Balotelli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak Fransa'da Nice'te oynayan 28 yaşındaki futbolcu Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool'da forma giydi. Bu sezon Nice'le 10 maça çıkan İtalyan forvet gol atamadı ve bir asist yaptı. Mario Balotelli'nin adı son dönemlerde Galatasaray'la da anılıyordu. İsterseniz gazetelere ve gazetelerdeki manşetlere hep birlikte bir göz atalım. Hürriyet gazetesindeyiz. Tabii ki Moses'la ilgili bir haber var ve Moses Fenerbahçe'de denilmiş Hürriyet'te. Birkaç hafta içinde hazır olacağız. Ersun Yanal'ın açıklamalarının hemen altında Nijeryalı ve Chelsea ile anlaşma sağlandı. Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atıyor. Fenerbahçe yönetimi dünkü Londra çıkarmasında Victor Moses'ın transferi için Chelsea'yi ikna etti. Kiralık olarak kadroya dahil edilen tecrübeli kanat oyuncusu anlaşmanın sağlanmasıyla ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi denilmiş Hürriyet gazetesinde. Devam edelim. Burada Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet gazetesinde de bir numara Zeluis manşetini görüyoruz. Hemen oraya bakalım. Fenerbahçe haberleriyle devam ediyoruz. Teknik direktör Ersun Yanal transfer listesindeki ilk ismin Spartak Moskova'nın forveti olduğunu, kanat forvet tipi oyuncu arayışında olan Fenerbahçe'nin hocasının Zeluis'i ısrarla istediği öğrenildi. Bakalım bu transferde gerçekleşecek mi? Artık çünkü son günlere giriyoruz transfer döneminde. Tabii önemli bir isim Adebayor. Fenerbahçe'nin forvet arayışı da devam ediyor. Santraforlarından verim alamadı. Emmanuel Adebayor da önemli isimlerden birisi. Bu dönemde Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamadı. Hemen burada bakalım, ekrana getirelim. Fotomaç gazetesinde Adebayor hazır kıta denilmiş. Adebayor için yorum yapılmış. Yönetim diğer adaylar olmazsa forvete Togolu'yu alacak denilmiş. Finansal fair play kısıtlaması nedeniyle inceleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de forvet için Emmanuel Adebayor ismi ağırlık kazanmaya başladı. Süper Lig'de tanınması nedeniyle gol yollarındaki sıkıntıya kısa vadede en uygun çözüm olarak görülüyor. Galatasaray'la devam ediyoruz. Sıradaki haber Galatasaray'da Hürriyet gazetesinde. Yine burada da Diagne ile ilgili. Diagne biliyorsunuz Kasımpaşa'da muhteşem bir sezon başı geçirdi ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor ama buradaki fiyatlar çok yüksek fiyatlar. Diagne'yi kaça satarsınız diye bir yorum yapılmış ve Diagne ile ilgili de 15 milyon euroluk bir cevap var. Galatasaray Kasımpaşa'ya sordu. Bonservis için istenen astronomik ücret şaşırttı. 15 milyon euro şeklinde bir bonservis cevabı almış Galatasaray Kasımpaşa yönetiminden. Biraz zor bir transfer olarak görülüyor. Devam ediyoruz. Beşiktaş Sabah gazetesi. Burada da Şenol Güneş'in açıklamaları var. Şenol Güneş de Quaresma ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Şenol Güneş ayrılmak isteyen Portekizli Yıldız hakkında konuştu. Quaresma'da yetkim yok demiş. Şenol Hoca bu açıklamasında Quaresma'yı son maçta oynattın mı? Takımın kaptanı kimdi? Bunlara bakın. Yönetim transferine izin verirse ben ancak kabul ederim. Hocaların kararı değil fikri olur demiş. Şenol Hoca ilginç bir yaklaşımda bulunmuş Quaresma konusunda. Tabii Beşiktaş'ta kadroyla ilgili bir revizyon söz konusu. Bu revizyonun da devam edeceği söylenmiş. Kadroda operasyon
sürecek. Fanatik gazetesinde yine bu manşet. Beşiktaş sayfalarında Başkan Fikret Orman kulüpteki ekonomik sorunlar sebebiyle futbol şubesinin bütçesini düşürme kararı aldı. Yaklaşık 65 milyon euroluk maliyeti 40 milyon euroya indirmeyi planlayan Orman, Quaresma'nın ardından Medel, Vida, Lens, Tolgay, Gökhan Töre ile de ayrılığa sıcak bakıyor şeklinde bir haber var. Bu şekilde de gazeteleri tamamlıyoruz ve haberlerimizle devam ediyoruz. Bindiği uçak kaybolan Emiliano Sala'dan haber alınamıyor. İngiliz yetkililere göre Arjantinli futbolcunun hayatta kalma şansı gitgide azalıyor. Nant'tan Cardiff City'ye transfer olan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak pazartesi gecesi Manş Denizi üzerindeyken kaybolmuştu. Aramalar 48 saati aşkın süredir devam ediyor. Kayıp uçağı hem İngiliz hem de Fransız ekipleri arıyor. İngiliz arama ekibinin yetkilisi John Fitzgerald, eğer su yüzeyinde bir şey olsaydı ilk geceden bulabilirdik ancak artık pek şansımız kalmadı. En güçlü insan bile bu soğukta suda 4 veya 5 saat hayatta kalabilir dedi. Bu arada Nant taraftarının ardından Cardiff stili futbol severler de Sala için bir araya geldi. Stat çevresinde toplanan taraftarlar henüz tanışmadıkları futbolcuları için halen Sala ve pilot için dua ediyoruz ifadelerini kullandı. Sırada bir transfer haberi var. Chelsea golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Londra ekibi Gonzalo Higuain transferini resmen duyurdu. Maviler Arjantinli golcüyü Juventus'tan satın alma opsiyonunu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulübün internet sitesine konuşan Higuain, Chelsea'ye katılma fırsatı bulduğumda hemen gerçekleştirmek istedim. Chelsea her zaman sevdiğim ve harika bir stadyumu olan bir kulüp. Premier Lig'de her zaman oynamak istediğim bir lig ifadelerini kullandı. Sezon başında Juventus'tan Milan'a kiralık olarak gelen Higuain Serie A'da bu sezon 22 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı. Premier Lig'de devam ediyoruz. Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına ulaşılamaması İngiltere'de basında geniş yer buldu. Salah'ın bu kararı almasındaki en büyük etken attığı tweet olarak gösterildi. Muhammed Salah'a artık sosyal medya üzerinden ulaşılamıyor. Liverpool'un Mısırlı yıldızı ani bir kararla tüm hesaplarını sildi. Konu hakkında Salah tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. ...26 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadan bir anda çıkmasının karar 2019... Gerçek iletişim zamanı geldi. Tweetiyle ilgisi olabileceği iddiaları gündeme getirildi. Muhammed Salah sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden. Öyle ki geçtiğimiz Nisan ayında ülkesi Mısır'da uyuşturucu karşıtı bir reklam filminde oynayan Salah, Facebook'ta 3 günde 5 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Reklam filmi sonrası Mısır'daki rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere açılan telefon sayısında %400'lük bir artış yaşanmıştı. İlginç bir tavır diyelim ve atletizmine devam ediyoruz. Usain Bolt pistlerin ardından yeşil sahalara da veda etti. Görkemli atletizm kariyerinin ardından futbola yönelen Bolt burada istediğini alamadı. Dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt aktif spor hayatını noktaladı. Atletizm kariyerinin ardından futbola yönelen Jamaikalı yıldız, yeşil sahalara ve spora veda ettiğini açıkladı. Bolt, geçen yıl Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners'la anlaşıp hazırlık maçlarına çıksa da kariyerini profesyonel seviyeye taşıyamadı. 32 yaşındaki sporcu, "Futbol kariyerim eğlenceliydi. İşler istediğim gibi gitmese de benim için güzel bir deneyimdi ve bir takımın parçası olmak çok hoşuma gitti," dedi. Usain Bolt bu kararından önce Malta ekibi Valletta'dan da teklif almış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Geleceğiyle ilgili de konuşan Bolt, "Önümde pek çok seçenek var. Hepsini gözden geçirip iş adamı olmaya çalışacağım," ifadelerini kullandı. Usain Bolt 2017'de veda ettiği atletizmde 100 ve 200 metre rekorlarını hala elinde bulunduruyor. İskoçya Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Kilmarnock'la Rangers karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 1-0 geriye düşmesine karşın rakibini mağlup etmeyi başardı. İskoçya Premier Ligi'nde
Kilmarnock Rangers'ı konuk ediyor. İlk hücumlar konuk takımdan. Ceza sahası dışından sert bir vuruş. Karambol anlığı, üst üste şutlar. Jermain Defoe arka direkte topu ağlara gönderdi. İtirazlar var. Ama gol geçerli. Tekrar tekrar izliyoruz. Uzaktan şut. Bahman topu çeldi. İki pozisyonda başarılı. Çizgiden çıkartılan top ama Jermain Defoe iyi takip etti pozisyonu ve topu ağlara gönderdi. Bu arada bir hata var. Rangers savunmasında Eamon Brophy kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderiyor. Eşitliği sağladı Kilmarnock. Çok büyük bir hata. Worrell topu kaybetti ve pahalıya mal oldu bu hata. Tavernier ceza sahasını ortaladı. Kafa vuruşu Morelos'tan topallara gitti ama bu pozisyon gol değeri kazanmıyor. Bir de sarı kart çıkıyor. Alfredo Morelos bu pozisyonla topu eliyle kaleye gönderdiği için sarı kart görüyor. Farklı açılardan izledik. Baskısı devam ediyor Rangers'ın ama bir top kaybı geldi. Jordan Jones kaleye baktı. Jordan Jones yerden sert bir vuruş. Jordan Jones tekrar öne geçiriyor Kilmarnock'u. Top kaybında hızlı hücumda geldi ev sahibi takım. Jones topu ağlara gönderdi ve bu golle Kilmarnock Rangers'ı 2-1 mağlup ediyor. Basketbolda devam ediyoruz. Euroleague'de lider Fenerbahçe Beko parkeye çıkıyor. Sarı lacivertlerin rakibi Yunan ekibi Olympiakos. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Sarı Lacivertli ekip liderlik koltuğunda oturuyor. 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Olympiakos ise 5. sırada yer alıyor. Maç başına isabetli şut ortalamasında oldukça iyi durumda olan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'un sert savunmasını bu şekilde aşarak evinde namağlup serisini sürdürmek istiyor. Olympiakos ise top kayıplarını minimumda tutarak reboundlardaki etkili oyununu bu maçta da sahaya yansıtmak niyetinde. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 73-72 kazanmıştı. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'de bugün son şampiyon Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Lacivert Beyazlılar 20. hafta maçında Real Madrid'e konuk olacak. Başkent Madrid'de oynanacak maç saat 23'te başlayacak. EuroLeague'de 19 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes haftaya 4. sırada girdi. Real Madrid ise 15 galibiyet, 4 mağlubiyetle 2. sırada. Anadolu Efes isabetli şutlarda ligde oldukça iyi durumda bulunuyor. %59.1 ikilik isabetiyle 1. %43 üçlük isabetiyle 2. sırada yer alıyor. Ancak hücum reboundlarında da 8.2 ortalamasıyla son sırada. Real Madrid ise maç başına 27 savunma reboundıyla dikkat çekiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 84-82 kaybetmişti. Sıra NBA'de. NBA'de Cedi Osman kariyerinin en parlak gecesini yaşadı. Milli basketbolcu Boston karşısında 25 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Cedi Osman, Cleveland'ın Boston'a 123-103 mağlup olduğu mücadeleye ilk 5'te başladı ve 33 dakika süre aldı. Milli basketbolcu 25 sayıyla kariyer rekorunu kırdı ve takımının en skorer ismi oldu. Bunun yanı sıra Cedi 8 rebound, 2 asist kaydetti. 23 yaşındaki basketbolcunun performansı galibiyet için yeterli olmadı ve Cleveland'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Şimdi sizlerden çok kısa bir ara rica ediyoruz. Şimdi bir at yarışından sıra dışı görüntüleri ekrana getireceğiz. Düşme tehlikesi geçiren bir jokey yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Atının boynuna asılı kaldı. Geriye düşmesine rağmen yarışı kazandı. Görüntüler İrlanda Cumhuriyeti'nden.
Michael Sweeney isimli jokey son engele önde ulaştı ancak kontrolünü kaybetti. Her şey burada başladı. Atının boynuna tutunan jokey yarışta kalmayı başardı. Hatta rakibini geride bıraktı. Askeeter isimli ata binen jokey yarışı farklı kazandı. Bu amatör yarış sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Maharet attı mı, jokeydi mi tartışmaya açık tabii ki. Günün öne çıkan 3 maçından oranları paylaşalım. EuroLeague'de Fenerbahçe Olympiakos maçı saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe normal süre sonunda 8 veya üzerinde bir farkla kazanırsa galip sayılacak. Toplam sayı limiti 154.5 olarak belirlenmiş. Saat 20.30'daki Fenerbahçe Ümraniyespor maçında ev sahibi takım galibiyetine 1.15, konuk takım galibiyetine 7.80, beraberliğe 5 oran verilmiş. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30 olarak belirlenmiş. Chelsea Tottenham maçı 22.45'te başlayacak. Ev sahibi takım galibiyetine 1.45, konuk takım galibiyetine 4.60, beraberliğe 3.40 oran verilmiş. Alt oranı 1.70, üst oranı ise 1.65 olarak belirlenmiş. Sporun not defterinin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.